Değerli Artı Televizyon izleyicileri, Çetele'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi Fikri Sağlar, Ahmet Faruk Ünsal ve ben Erdoğan Aydın. Bugün birinci bölümü izleyen arkadaşların da gördüğü gibi çok kıymetli bir misafirimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aramızda. Özellikle de Erbil ziyareti ve son dönemde Doğu Masası şeklinde başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Kürt sorununa dair arayış açılımları ve Türkiye'nin güncel siyasetine bunun yankılarını, yansımalarını tartışıyoruz. Sezgin Bey, program biterken sözünüzü kesmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde gerek Kürt sorununun çözümü açısından gerekse de hani ondan daha mütevazi ama çok kritik olan seçime giden Türkiye'de bütün muhalif partilerini, dolayısıyla HDP'yi de Kürtlerin ağırlıklı tercihlerinde içerebilecek ne yapabilir, ne yapmalı, buradan devam edelim. Biz yani şunu bir kez daha burada ifade edeyim. Yani Türkiye'nin Kürt meselesine, yani Türkiye'de kendisini Kürt olarak tanımlayan yurttaşlarımızdan oy alma meselesi olarak bakmıyoruz. Yani bunu başından beri, yani benim içinde olduğum bütün ortamlarda partimi bu şekilde tarif etmiştir. Bu mesele Türkiye'nin meselesidir. Bir siyasi partinin meselesi değildir. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin ve bütün toplumun bir arada ve uzlaşabileceği, bir mutabakatla çözebileceği bir meseledir. Ve bunu yani bir siyasal ranta, bir seçim meselesine indirgememek lazım. Partimiz, ben öteden beri bu görüşteyim. Partimiz de bu görüşte. Yani biz eğer Doğu Masası kurmuşsak veya bugün işte geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız, yöneticilerimiz Erbil'e gitmişse veya yarın başka bir temasla olacaksak ve olacaklarsa bu meseleye biz Türkiye'yi yönetebilme becerisini gösterme açısından baktığımızı gösteriyoruz. Biz bu meseleleri çözebiliriz. Çözme iradesine sahibiz. Bu vizyonu söylüyoruz. Yoksa Türkiye'nin Kürt meselesini bir siyasal iktidar tek başına çözemez. Çözemez. Çünkü bu yani sonuçta çok tarihi arka planı olan, bugünden yarına yani sadece çözülecek mesele değil, ancak çözüm yoluna sokulabilir. Çözümün yani taraflarıyla oturulur. İşte yani bu meselenin ürettiği birçok mesele var. Bu meseleden kaynaklı birçok mesele var. Yani dolayısıyla sadece iktidara gelmekle bu mesele çözecek demek arasında büyük mesafe var. Ama CHP şu iddiayı ortaya koyuyor. Biz bu meseleyi Türkiye'nin bütün partnerleriyle, bütün taraflarıyla konuşabilme, bir masada oturabilme ve yol alabilme becerisine sahibiz. Diğer siyasal aktörlerden farklı olarak. Bu cumhuriyeti kuran bir parti olarak ve bu cumhuriyetin işte 100. yılı olan 2023'te de bu meseleyi en azından çözüm rayına sokma becerisine sahip, imkanına sahip, iddiasına sahip bir partiyiz. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Yoksa Türkiye'nin Kürt meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde böyle, yani böyle Türkiye'nin meselesi olmaktan çıkıp uluslararası bir mesele haline dönüştü. Yani bölgesel olmaktan çıkıp Orta Doğu meselesinde olmaktan çıkıp bölgesel, uluslararası bir sorun haline çıktı. O nedenle arkadaşlarımız aynı zamanda işte Irak, Bağdat, İran deyip yani işte buralarda gidip nedir deyip aynı zamanda yol alma mesafesini göstermek istiyorlar. Mesele budur bizim açımızdan. Biz bakın bir kez daha altını çizerek söylüyorum. CHP'nin iddiası tabii ki yani bir yani siyasi parti olarak oy almak istiyoruz. Oy almak için bütün çaba sarf ediyoruz. Ama Kürt meselesine biz Kürtlerden oy alma meselesi olarak bakmıyoruz. Bu ülkenin bekası, geleceği açısından bakıyoruz. Barışı ve bir arada yaşaması olarak bakıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile ayrıldığımız yön bu zaten. AK Parti ne zaman yani siyasi rantı ve siyasi geleceği olduğu zaman çözümle ilgili bir süreç başlattı. Onunla ilgili süreci kesildiği zaman da ne zaman ki ona zarar vermeye böyle başladı. Bir başladı. Çatışma ve savaşı başlattı. Evet. Böyle bir mesele. Bizim iddiamız şu ki yani biz dayanışma gösterdik. Bize dayanışma gösterdiler. Yani Kürt seçmenler, CHP'li olmayan Kürt seçmenler. Dayanışma gösterdiler. Bizim borcumuz var.
Bizim Türkiye'ye borcumuz var. Bu cümleti kuran parti olarak Türkiye'ye borcumuz var. Türkiye'nin bu meselesini barış içerisinde, adaletle ve herkese ve her kimliğe saygılı bir şekilde çözeceğiz diyoruz. Bunu, yani bunun bir reçetesi yok. Şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Tabii ki Kürt meselesinin parametreleri var. Kimlik meselesi var. Yerel yönetim meselesi var. Ana dil meselesi var. Ama reçetemiz budur. Geldik, bunu yapacağız demek iddiasında değiliz. Beraber yapacağız diyoruz. Adım adım gideceğiz diyoruz. Ne yapacaksak. Hani biz yerel yönetimler konusunda bir şey yapacaksak Diyarbakır'la, Van'la ilgili değil, İzmir'le ilgili yapacağız. Çünkü biz yerinden yönetim ilkesini, yani parti programı almış bir siyasal partiyiz aynı zamanda. Yani yerinden yönetim sadece Diyarbakır için lazım değil. İzmir için de lazım. İstanbul için lazım İstanbul olduğunu. İstanbul için lazım. İşte İstanbul'daki yıldır, bakın, yıldır, yani Gezi Parkı ile ilgili plan 8 aydır bekliyor. Evet. Şimdi yani otobüs alma ihalesi bile bekliyor. Yani CHP iddiasının bu konuda, yani yerinden yönetim iddiasının ne kadar doğru olduğu, ne kadar doğru olduğu, ya bu son seçimlerden sonra bir kez daha anlaşıldı. Biz yerinden yönetim dediğimiz zaman veya genel başkanımız, bakın 2011 yılında seçim bildirgemize biz Avrupa yerel yönetimler şartını tanıyacağız dedik. Çekinceleri kaldıracağız dedik. Bakın 2011 yılında. Genel başkanımız bunu Hakkari'de söyledi. Ben yanındaydım. Yok, yanında değildim. Şırnak'ta beraberdim kendisiyle. Sonra ertesi gün geldi Sarıyer Meydanı'nda aynı şeyi söyledi bakın. Hakkari'de aynı şeyi söyledi. Ondan sonra geldi Sarıyer'de aynı şeyi söyledi. Ne zaman? 10 yıl önce söyledi genel başkanımız. Parti programını almıştık seçim bildirgesine. Sayın Erdoğan 2 gün sonra Maraş bildirgesinde, bak Maraş mitinginde, genel seçimden önceki ortamı söylüyorum, Fikri abi çok iyi hatırlar. Aynen genel başkanımızı suçlayarak Maraş mitinginde, hem kimliğinden dolayı, inancından dolayı, hem de bu CHP Türkiye'yi bölecek dedi. Bakın 10 yıl önce bunu söyledi. Şimdi çok iyi anlıyoruz ki o zaman iddia, yani ortaya koyduğumuz iddiaların, perspektifin, yani sadece Kürt meselesi değil, Türkiye'nin yönetilme becerisi olarak ne kadar yerinde olduğu ortaya çıktı. Çünkü İzmir Belediyesi işte proje yapmış, depremle ilgili olarak Dünya Bankası'na kredi sağlamış, Erdoğan imzasında. İmzalamıyor. Taksim Meydanı projesi her yerden geçmiş, imzalanmıyor. Otobüs alamıyor ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon yaşadığı belediye otobüs için kredi alamıyor. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermediği için. Yani ben Diyarbakır için söylemiyorum bunu. Van için söylemiyorum. Yerinden yönetim esaslarını getireceğiz. Ana dil meselesi, ondan sonra kimlik meselesi konusunda da, yani tabii ki beraber yol alacağız. Evet. Bugünden yarına, yani işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız değil. Beraber yöneteceğiz Türkiye'yi. Bunu söyleyeyim yeterli yani. Bence. Devam edeceğiz. Evet. Ahmet Faruk, az önce söze girmeye çalışıyordum. Buyurun. Ben tekrar olacak ama CHP'nin bu ziyaretinin AKP'nin Kürt meselesini hem Türkiye içerisinde hem kısmen Suriye'de ve hem de büyük ölçüde Irak zemininde tek elinde tutmaya çalıştığı ve esasında tek elinde tutarak da istismar ettiği bir konuyu, bir oyuncağı CHP'nin elinden almış olmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sezgin Bey az önce referandum sürecinde AKP Genel Başkanı'nın işte onları ekmeğe muhtaç ederiz meselesinin ne kadar onur kırıcı olduğunu hatırlatmış olması çok önemli. Ben de o süreçte bir başka konuyu hatırlatmak isterim. O dönemde Irak Merkezi Hükümeti'nin tankları Türkiye'ye gelerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanklarıyla birlikte namlularını Irak Kürdistan'la çevirerek burada ortak bir askeri tatbikat yapmışlardı. Sadece açlıkla terbiye değil, aynı zamanda yerle bir ederiz mesajını Irak Merkezi Hükümeti'yle de yan yana durarak vermiş bir siyasal hareketten bahsediyoruz. O yüzden bu kadar önemli, hem bölgenin hem Türkiye'nin çok çok önemli bu meselesini AKP'nin istismar ettiği bir mesele olmaktan çıkartıp Türkiye'de siyaset yapan ana akım siyasi partilerin de gerçekten mesele edindiği ve çözmesi için
uğraştığı bir konu olarak, siyasetin bir konusu olarak gündeme getirmiş olması bakımından çok çok önemsiyorum. Tabii tedricen gidilecek. Siyasi partiler sadece genel merkezlerden ibaret kurumlar değil. Nihayetinde onların beldelere, köylere ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılan siyasal örgütlenmeleri de söz konusu. Bu bakımdan genel merkezler kendi tabanlarını da örgütleyerek, onlara öncü rolü üstlenerek bu kadim meselenin çözümünde sahici barış getirecek. Dolayısıyla barış geldiği için de aslında ekonomiyi düzeltecek, hepimizin refahına katkıda bulunacak bir kadim meselenin çözümüyle ilgili inisiyatif aldıklarını göstermeliler. Bu bakımdan CHP'nin bu tavrını çok çok önemsediğini bir kez daha vurgulamak istemiştim. Fikri Hocam. Şimdi güzel sözler bir zaman sonra uçar gider. Önemli olan eylemler ve samimiyettir. Gerçekten Sezgin Tanrıkulu siyasete girdiği, CHP'de girdiği andan itibaren Kürt sorununun çözümü doğrultusunda samimiyetle çalışıyor. Ve bugün de konuşmalarını izledim, yakından da dikkatle takip ettim. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak da savunmasını yapmaya çalışıyor ama bazı şeyleri de yutuyor. Şimdi yuttuğu yerler Cumhuriyet Halk Partisi'nin boş bıraktığı yerlerdir. Ve dolayısıyla Türkiye'de Kürt sorununun samimi olarak çözülmemesinin nedenlerinden bir tanesi de bu boşluktur. Ben açılım süreci içerisinde gerek yazılarımla, gerek konuşmalarımla, gerekse meclisteki önergelerimle bu açılımı halkların istediği ama siyasilerin kerhen oy almak doğrultusunda göstermelik olduğu samimiyetten uzak bir proje olarak değerlendirmiştim. Sezgin bunu gayet iyi bilir. Ve nitekim de sonunda buzdolabına kaldırdık diyerek attılar. Yani işine geldiğin zaman bu önemli konuyu kaşımak ama işine gelmediği zaman da yokmuş gibi davranmak maalesef Türk siyasetinde başka unsurlar da var. Derin ilişkiler anlayışı içerisinde başka türlü noktaya geliyor. Şimdi 1985 yılında İT Meclisi tiyatro sanatçılarıyla yineleyelim demiştik. O zaman Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Turgut Özakman, Bilim Kültür Sanat Kurulu üyesiydim ben. İlk meclisteki konuşmaları senaryo haline getirin, işte bir gösteri yapalım. Çünkü meclisin işte 65. yıl dönümünü kutlayacaktık. Turgut Özakman geldi, dedi ki bu koşullarda o konuşmalarından ben bir senaryo yazamam. Niye dedik? Ya bugün söylenen, o gün söylenenleri bugün yazarsam beni içeri atarlar. Yani bizim hukukumuz, siyasi anlayış farklı. Kürdistan'dan gelen Diyarbakır'ın sözlerini ben burada senaryolaştırmaya çalışsam benim başıma bir sürü şey gelir. Ve yapılamadı. Şimdi düşünün, 65 yıl sonra, 65 yıl önce konuşulanlar konuşulamıyor. Kürdistan milletvekili diye tırnak içerisinde takdim edilen kişiye o gün söylenemiyordu. Bugün de dikkat edin, birçok insan bunu söylemiyor. Söyleyemiyor hala. Birgün Ayman Güler, parti meclisi üyesi ve milletvekili, Kürtlerle Türkler eşit değil demişti. Büyük olay oldu. Biz parti meclisinde arkadaşlarımızla imza topladık. Sezgin gayet iyi bilir. Olağanüstü toplantıya çağırdık parti meclisini. Çünkü CHP'nin böyle bir anlayışı olmaz. CHP'nin getirdiği raporlar programındaki söylediği sözlere tamamen aykırıydı. Tartışma sonrasında bir bildiri yayınlandı ama o bildiri illere dağıtılmadı. Bunu niye anlatıyorum internet şey olarak? O günkü anlayış belki öyleydi, mecburiyetten de, ama güncel ve konjonktürel değişime göre siyaset yaparsanız o siyaset sizi dalgalı bir siyaset yapmış olmanıza neden olur ve amacınıza, hedefinize ulaşamazsınız.
O nedenle doğru bildiklerini söyleyin. İğneyi kendimize batıracağız, çuvaldızı başkasına batıracaksak. Öyleyse Türkiye'de bu sorunu çözme doğrultusunda gerçekten samimi hareket edilmediği süre içerisinde çözmeniz mümkün değildir. Sezgin çok doğru söylüyor. Biz diyor bundan sonra kazanmak istiyoruz diyor Kürtler olarak. Hepimiz aynı şeyi söylüyor. Haklı. 65 belediye kazanıldı 2019'unda ve 2019'da bunun 3'ü büyükşehir belediyesi, 5'i de bildiğim kadarıyla il belediyesi. 65 belediyenin şu anda 48-51'inde galiba kayyum var. Hepsi. Hepsinde mi var? Yani ben o kadar takip ediyorum. 5-6'sı yani. 2 kasaba hariç. İşte 3-4 belde hariç. Şimdi biz yönetmek istiyoruz derken bu iddia önemli bir iddiadır. Yerel yönetimlerin gerçekten yönetmesi gerekir. Ama siz en büyük ve en iddialı, en kalın çizgilerle bu meseleyi çözmek isteyen siyasiler olarak, siyasi parti olarak kayyum atandığı zaman sesinizi çıkarmazsanız sizin partinizin milletvekilleri, sizin partinizin belediye başkanlarına da kayyum atadıkları zaman belediyelerinde de sesinizi çıkaramazsınız. Ve bu tehdidi yapıyorlarsa. Ben tekrar söylemek istiyorum. Samimiyet son derece önemli. Yani benim hakkımda bir andıç vardı. 1990'lı yıllarda Kürt sorunu çözülmesi doğrultusunda Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te dolaşmamdan kaynaklanarak Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Örgütleri bir andış düzenlemişlerdi. Bundan sonra ben partiden ihraç edildim bu andıştan dolayı. Neden? Çünkü biz gerçekten Kürt sorunu çözme doğrultusunda samimi olarak mücadele ediyorduk. Kürtçülük yaparak değil, Türkiye'nin demokrasisini, laik demokrasisini tam oluşturabilmek için bu sorunun Türkiye meselesi olduğunu söyleyerek siyaset yapıyorduk. Şimdi de aynı şekilde yapılmalıdır. Sezgin Tanrıkulu çok değerli bir insandır. Baro başkanlığından siyasette başarılı işler yapmıştır. Ama kendisinin konumuna da baktığınız zaman böyle bir önemli konumda danıştırıldığın mı, danışılmadığın mı diye soru sormayacağım. Kendisi zaten başta onu söyledi. Bana bilgi verilmeden bir olay hakkında düşüncelerimi söylemem dedi. Haklı, bu bir saygın duruş. Ama böyle birisine danışmadan siyaset yapılıyorsa o da ayrı bir mesele. Şimdi ben niye kendi partimle ilgili bunları söylüyorum? İğneyi kendime batırmak için. Türkiye'deki Kürt sorununu çözerseniz Arapların, Lazların, Çerkezlerin var olan bütün farklı kimliklerin sorununu da beraberinde çözersiniz. Çünkü demokrasiyi, laik demokrasiyi oturtmuş olursunuz bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla. Bizim yapmamız gereken mücadele buyken biz demokraside kazanımlarımızı kaybetmiş durumdayız şu anda. Bir taraftan hilafetin oluşturulması doğrultusunda çok kararlı bir süreç devam ediyor. Hatta saray hanedanlığına dönüşebilecek bir noktada. Ve bunları yapabilmek için de her türlü oyunu oynanıyor. Bu oyunların önüne geçebilmenin yolu Türkiye'nin dinamikleri olan, gerçekten demokrasi olmazsa yaşayamayacaklarını bilincinde bulunan insanların bir arada dayanışmayla mücadele etmesidir. Onun için Millet İttifakı evet, ama bence demokrasi ittifakında oluşmanız gerekiyor. Yani biz demokrasiyle taşlandıracağız cumhuriyeti demek güzel bir söz. Ama demokrasiyi nasıl kuracaksınız? Konuşarak mı kuracaksınız? Yoksa eylemlerinizle zorlayarak Türkiye'deki demokrasinin kurumlarını ve kurallarını yıkanların karşısında durarak mı kuracaksınız? Bunu iyi belirlemeniz lazım. Bu doğrultuda en önemli güçler Aleviler, Kürtler, devrimciler, Kemalistler, aydınlar, yazarlar, çizerler bir araya gelmeli. Ortak noktası demokrasi olmalı. O demokrasinin
eylem içerisinde anlatılması gerekiyor. Herkes aç, herkes şikayetçi. Ortada seçim talebi var. Bunlar gitsinler, biz gelelim ve düzgün yapalım. Sezgin'in de söylediği gibi biz gelirsek bu meseleyi çözeceğiz. Ama önce bizim gelmemiz lazım. Peki gelebilmenin yolu ne? Sadece konuşmak mı? El sıkmak mı? Yoksa demokratik haklarınızı kullanıp zorlamak mı? Yaptıkları yanlışları topluma anlatmak mı? Onların diliyle, yani yurttaşın istediği anlayışla ortaya koyabilmek mi? Bunu yapamazsanız hiçbir sorunu çözemezsiniz diye düşünüyorum. 38 yıl sonraki siyasette geldiğim nokta bu. Eylemden eylem olmazsa demokrasi olmuyor. Laf uçuyor. Çok güzel laflar söylüyorlar. Ben iyi konuşamıyorum. İyi konuşan arkadaşlar var. Ama onlar konuşmalarıyla kaldılar. Türkiye'nin en iyi hatipleri. Ama bu hatiplerin yaptıkları baktığın zaman arkasında bir iz yok. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Yani Kürt sorununun çözülmesi gerçekten isteniyorsa samimi davranmak gerekiyor. Ziyaret önemli ama bu ziyaretin bize hatırlattığı önce kendi içimizdeki bizim yurttaşlarımız olan Kürt yurttaşlarımızı ve farklı dilden, mezhepten, ırktan olan yurttaşlarımızı demokratik haklar içerisinde aynı haklara sahip eşit yurttaşlar haline getirebilecek bir anayasayı ve bir sözü toplumla sözleşme yaparak ortaya koymak gerekiyor. Fikri Bey, aslında ben bu noktada sözün de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü söylenmesi gereken pek çok sözün söylenmediği, bir kısmının belki söylenemez hale geldiği, genel olarak memlekette zeminin çok gerilemesi nedeniyle, ama hani 87'de Bulgaristan'da kendini sosyalist ilan eden bir yönetim oradaki Türkleri Bulgarlaştırmaya çalışırken Aziz Nesin bize Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler sözü üzerinden bir aslında mantık tutarlılığı önermişti. Fakat biz sözel olarak da bunu topluma anlatmakta gereğince iş yapmadığımız kanaatindeyim doğrusu. Dolayısıyla sözün de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin... İtiraz edeceğim kendimle ilgili. 1987 yılında Bursa'da, biraz evvel söylediğin gibi, özellikle Bulgaristan'da isimlerin değiştirildiği dönemde Bursa'da benim yapmış olduğum bölge toplantısındaki şu sözleri gayet iyi hatırlıyorum. Biz doğuda, güneydoğuda Kürtçe isimlerin yasakladığımız bir dönemde Bulgaristan'da yasaklanan isimlere karşı çıkamayız. Önce kendimiz bunu yapmalıyız. Bunu Bursa'da söylemiştim ki bunu niye altını çizerek Bursa diyorum? Çünkü Bursa'da o zaman akın Bulgar göçmenler geliyor. Evet. Şimdi ben aynı düşüncede değilim. Yani siyasetçi olarak Sezgin'de, ben de, benim gibi siyaset yapanlar hep sözleri, söylenmesi gereken sözleri söyledik. Aslında, ama söyledik de söylemekle kalmamalıyız. Eyleme geçirmeliyiz. Söylemek istediğim sözün, o. Ben Mevzu filmini yaptırdım. Sözün, Türkçe dili şarkıları bıraktım. Ama benden başka olan siyasetçiler de bir şeyler yapmalıdır diyor. Düşünüyorum. Sezgin'i tabii bundan ayırıyorum. Sözüm tek tek samimi insanların veya tek tek demokrat insanların davranışına dair değil. Aslında diğer partiler içinde de tek tek öyle insanlarla karşılaşabiliyoruz. Kurumsal olarak ortaya konulacak davranış konusunda ortada bir yetersizlik olduğu, bir eksiklik olduğu çok açık. Yani yerel yönetim özellik şartından tutalım, el konulan, kayyum atanan, tekrar seçilip tekrar kayyum atanan belediyelere sahip çıkma konusunda Türkiye'nin kurumsal yapılarının üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediği bir gerçeklikte yaşıyoruz. Tek tek samimi insanların davranışı elbette çok kıymetli ama özel anlamda ki, yani karşı çıktılar ama yani keza İstanbul'un seçimlerinin, yani İzmir hariç bütün büyük şehirlerin seçimlerinin kazanılmasındaki Kürt katkısı ortadayken, örneğin işte en son İstanbul'da ikinci yıl dönümü kutlamalarında HDP'nin adının bile geçmemiş olmasının yarattığı kırgınlığın ben
Bizzat tanıyayım. Bugün T24'te HDP'nin eski eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın çok kıymetli ve kucaklayıcı bir yazısı çıkmıştı. Orada ayrımsız bir şekilde işte Atatürkçüsü, muhafazakarı, bütün kimliklerden herkesin birlikte ama demokrasi eksenli ama adını koyarak ne yapacağımızı söyleyen bir yerden ilkesel bir ittifaka ihtiyaç olduğunu, bu ittifak için yani müzakereye bile gerek olmadığını ama sadece iktidara gelelim üzerinden bir dille çözülemeyecek toplumu hazırlamamız gereken, dolayısıyla ana dil hakkının, ben doğrusu sevgili Sezgin, birinci kattaki sorunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Keza işte yerel yönetim özellik şartının hazırlanmasının birinci kattaki sorunlardan biri olduğu kanaatindeyim. Diğer partilerle yapılan görüşmede uygulanan prosedürün HDP ile yapılan görüşmelerde uygulanan prosedürle eşitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplumu ancak böyle hazırlarız. Hele ki mesela HDP gibi benim sizinle aynı cephede olmam bile gerekmiyor. Ben sadece ilkeler konusunda bir şey talep ediyorum diyebildiği bir yerde gerçekten hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair sözüm de ona verdiğim kıymetle ilgili. Gerçekten de realite Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer tüm partilerden çok daha farklı, hem omuzlarındaki yük itibariyle hem de yapabilecekleri, diğer partileri çekebileceği alan itibariyle. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda doğrusu beklentilerimle olanlar arasında bir fark var ve bu fark bize 2023 öncesi vesaire de giderken bütün demokrasiden yana güçleri gönül rahatlığıyla, yani bağırlarına taş basarak değil, gönül rahatlığıyla bir arada olabilecekleri bir zemini elde etmek konusunda özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok şey beklemeye hakkımız olduğu kanaatindeyim. %100 haklısınız. Bir diyeceğim yok ama ben şunu söyleyebilirim. Şöyle bir şey, yani yolun başında yani yürüyecek bir zeminle yolun sonunda ulaşacağımız mesafe konusunda yani bir ayrım olması lazım. Şimdi bazı dostlarımız bize yani yolun sonunda ulaşacağımız zemini tarif ediyorlar. Ya biz daha yani yolun başında bile değiliz yani. Beraber bir yola yani bir yola başlayacağız ve o zeminde yani bugün Selahattin'de yazdığı gibi yani işte demokratik milliyetçilerle, muhafazakarlarla, Atatürkçülerle, sosyalistlerle, kemalistlerle bir arada olabileceğimiz zemini nasıl yakalarız? Şimdi kendisinin ortaya koyduğu yani işte bir şey var. Ben tamamen katılıyorum. Hani bir başlangıç zemini var. Ama bazı dostlarımız bize şeyi söylüyorlar. Yani işte yolun sonunda buluşacağımız zemin konusunda ne söylüyorsunuz? Ya ilk önce hele bir yani sonuçta hani ben şu görüşte değilim bakın. Yani bize bir güvenin. Vallahi bak biz yaparız. Bu düşünce değilim yani. Yani Kürtler de, Türkler de, yani sosyalistler de, yani işte herkes de, CHP'den beklentisi olanlar, HDP'den beklentisi olanlar da bu kafada değiller kardeşim yani. Şimdi o devir geçti yani. Yani işte bize inanın, bize güvenin, hele bir bakalım bizi anlayın falan filan. Yok öyle bir şey. Ama yolun başlangıcında bakın, yolun başlangıcında bir yere yürüyorsak, beraber yürüyeceksek asgari zemin nedir? Azami değil. Evet, asgari zemin nedir? Onunla ilk önce bir oturalım, konuşalım, bir araya gelelim. Sonra yürüyelim beraber diyoruz. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. CHP bunu yapmaya çalışıyor. Yani toplumun bütün kesimleriyle bir dayanışma, bir mutabakat, bir inanç yaratmaya çalışıyor. Kürtler bakımından da böyle, kentli milliyetçiler veya demokratik milliyetçiler bakımından da böyle, muhafazakarlar ve mütedeyyinler bakımından da böyle. Kemal Bey'in ve CHP'nin başarısı buradadır. Yani CHP tamam yani %20'lerden 40'lara çıkmamıştır. Ama muhalefet CHP'si büyümüştür. Bir aradadır. CHP'nin ve Kemal Bey'in başarısı buradadır. Buna inanın ve güvenin ve bu zemin demokrasi zeminidir. Bize inanın zemini değil yani. Demokrasi zeminidir. Bize güvenin. Gözlerinizi kapatın, biz iktidara gelsek her şeyi yapacağız. Yok öyle bir şey. Bunu beraber yapacağız. O yüzden de yani böyle fay hatlarını ondan sonra işte her şeyi düşünerek yapmak durumundayız. Hani ben bir mazeretin arkasına sığınmıyorum. Ama kimse
Bakın ben herkes bakımından söylüyorum. CHP bakımından da, partime de bunu söylüyorum. Yani burada söylemek durumunda değil. Tabii ben hiçbir zaman partimle ilgili bir eleştiriyi kamuoyunda yapmış bir insan değilim. Bu benim yani CHP'deki kültürüm değil. Örgüt kültürüm bana bunu söylemiştir. Yani yetiştiğim kültür bana bunu söylemiştir. Partiye ilgileştiği parti kurulumunda yaparım. Ama yani herkes bakımından böyledir ya. Yani sonuçta yani yolun sonunu başlangıçta çizemeyiz. Biz Türkiye demokrasiyi, Türkiye barışı, Türkiye özgürlüğü, Türkiye adaleti hedefliyoruz. Ve bunu biz tek başımıza yapamayız diyoruz. Çok açık bir biçimde. Yani beraber yapacağız diyoruz. Evet. O zaman da yani asgari müşterekte nasıl? Yani bizim sağımız var, solumuz var. Herkesin sağı solu var. Önü arkası var yani sonuçta. Evet. HDP bakımından da böyledir. İYİ Parti bakımından da böyledir. Saadet bakımından da, partisi bakımından da böyledir. Kemalistler bakımından da böyledir. Milliyetçiler bakımından da böyledir. Herkesin sağı solu önü arkası var yani. Yani tek başına hadi gitsin milliyetçiler. İktidar olabiliyor mu? Hayır olamıyor. Kimsenin tek başına gidemeyeceği bir noktadayız. Evet. Dolayısıyla bir başlangıç zemini önemlidir. CHP ve işte HDP, İYİ Parti, bütün siyasal partiler, yurttaşlar kendiliğinden böyle bir zemin için hazırdır. Önemli olan gerçekten yani benim de söylediğim, partimin de söylediği bir ilkeler çerçevesinde buluşmaktır. Yani ortak bir zeminde buluşmak. Eğer bunu yapabilirsek ki bunun başat meselesi de Kürt meselesi de Türkiye'de. Yani işte hele bir demokrasi gelsin Kürt meselesi de çözülür falan filan değil. Yani Kürtler o işe toktular yani. Tamam da yani bir bekleyin de gelecek zamanınız falan. Toktur yani. Sonuçta somut bir biçimde kendileriyle ilgili ne olacağını düşünmek istiyorlar. Ben biraz önce de söyledim. Üç ana eksen vardır bu meselede. Tabii ki Türkiye'de demokrasi yani yaşadığımız, yaşanan her alan bakımından. Kesinlikle. Ama üç ana eksen var. Yerel yönetim ve yönetme, yani Türkiye'yi yönetme aynı zamanda. Türkiye'de evet. Yani Kürtler sadece şey değil ki, yani Diyarbakır'da, Van'da değil ki. Her yerde var. Artvin'de de var, Edirne'de de var. Nedir kardeşim yani sonuçta? Böyle bir mesele. İki, dil meselesi. Üç, kimlik meselesi. Ona saygı meselesi. Yani bu mesele konusunda da bakın, yani böyle, yani işte bugün de çerçeve budur. Ondan sonra böyle olacak falan filan demek bence bunu HDP'nin de demesi mümkün değil. Yani çok çok açık biçimde söylüyorum. Ama bir zeminde buluşulur ki buluşuldu, yol almaya çalışılır. Bunu da yapabilirsen sahibiz. Ben yine altın çizerek söylüyorum. Bir kez daha söyleyeceğim. Onun da patenti bana aittir. Yani ondan da gocunmadan söylüyorum. Yani tespitlerim, görmem ve söylemem konusunda söylüyorum. Kürtler kardeşim Türkiye'de kaybetmek istemiyor. Kaybettirmek de istemiyor. Evet. Yani herkesin kazanacağı, Türkiye'nin de kazanacağı evet. Bir kesinlikle. Yani, evet. O yani evet. Yönetme becerisi sahipler zaten. Bunu yapmak istiyor yani sonuçta bu. 15 dakikamız var. İkinci konuya kısa birer tur atalım. Aslında Sezgin Bey'in son konuşmasıyla bence konuda gerekli şeyi sağladık diye düşünüyorum. Gerçekten kimsenin kaybetmeyeceği, hepimizin kazanacağı. Ama hani boş lafa da karın tok, dolayısıyla dayanışmalarımızı hayatın her alanında göstereceğimiz bir süreç hepimizin boynunun borcu aslında. Şimdi çok kısaca bir şey verirseniz. Yeni bir şeye girmeyelim ama şu ikinci konuya dair de birkaç söz edelim. Evet. Çok kısaca ben ifade etmek isterim. Tabii Türkiye'de siyasetin ana aksı tek adam rejiminden yana olanlarla güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olanlar şeklinde oluştu. Dolayısıyla bu farklı siyasal kültürlerden gelen ve farklı siyasal projeleri de barındıran bir cepheleşme söz konusu. Yani bir tarafta AKP, MHP ve Vatan Partisi'nin, Büyük Birlik Partisi'nin olduğu bir hat var. Dört farklı siyasal parti, dört farklı siyasal kültür ve muhtemelen proje. Ama öbür tarafta da çok farklı siyasal kültürlerden gelip ama aynı şeyi talep eden bir başka zemin oluşuyor. Bu zemin çok kıymetli. Bence Selahattin Bey'in bugünkü yazısında vurguladığı şey bu zemini, yani güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olanları ya da bir başka deyişle kamunun, devletin bütün kudretini sorgusuz sualsiz tek elde toplanmasına karşı olanların
tiyatronun kulübünü bir şekilde birlikteliklerini sağlayacak ve beraber aynı hedefe yürüyecek bir olgunluk içerisinde inşa etmenin önemine vurgu yaptı. Ben anayasanın yani bu şekliyle dönüştürülmesinin, değiştirilmesinin çok önemli bir başlangıç, Kürt meselesi üzerinde konuşursak o meselenin çözümü için de çok önemli bir altyapı ve başlangıç olduğunu, dolayısıyla bu çağrının, Selahattin Bey'in bu çağrısının da tekrar selamlanması gerektiğini ifade ederek bu turla ilgili görüşlerimi söylemiş olayım. Okumayan arkadaşlar için T24'te çıktı. Gerçekten de aslında şu mevcut birlikte yürüme sıkıntıları açısından çözüm öneren, uygulanabilir, uygulanması çok kolay bir perspektif sunuyordu Selahattin Demirtaş. Şimdi Sedat Peker'in cuma akşamki tweet'i aslında beni gülümsetti. Şöyle ki hayal kırıklığına uğramış. O kadar önemli dosyalar açıkladım. Hiçbir şey olmadı. Hem yurttaşlardan yana bir hayal kırıklığı belirtiyor, hem de rejimin adeta kavramı bağışlayın tınmadı dedirtmeye getiriyor. Hiçbiri hak ettiğini görmedi. Hayal kırıklığına uğradım diyor. Fakat aynı zamanda bir kararlılık da belirtiyor. Hedefe ulaşacağım gerekli zamanlarda gaza gelmeden babam mezardan da kalksa diye bir de ironi yapmış. Fakat çok önemli şeyler açıklamaya devam edeceğim diyor. Söyleyeceği şeylerden bir tanesi aslında Erdoğan Bayraktar'ın yine kamuoyunun ve rejimin tınmadığı açıklamalara ek olarak sizler Türkiye'nin en önemli davalarına mahkemelerin karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını yakında size dinleteceğim diyor. Ve bir de burada girmeyelim, Deyyus-u Ekber diye bir Osmanlı tarihinde İpşir Paşa fenomeni var. O fenomenden daha beter Deyyus-u Ekberlerden bir tanesini açıklayacağım diyor. Aslında buna dair rejimle ilgili epey şey konuştuk. Fikri Sağlar, buna dair söyleyeceğim bir şey var mı? Çok haklı. Bizim toplumumuzda Evet, kendi aramızda kapalı toplumlarda kahvede. Fikri Hocam, sesinizde bir problem var. Aslında hukuk koridorlarında epey dirsek çürütmüş bir insan olarak gerçekten de yargının tümüyle siyasete bağlı olduğu bir zemin yaşıyoruz. Bu uzun zamandır böyle yalnız. Uzun yani zamandır. Yani Sedat Peker'in hayal kırıklığına uğramasına ben yani hayal kırıklığına uğradım. Yani kendisi bunca yıl yani bu sistemin aynı zamanda yani işlemesinden dolayı hapiste yatmış, mahkeme önüne çıkmış, işleyişi bilen birisi olarak hele hele yani içinde bulunduğu ilişkiler bakımında da bu sistemi en iyi tanıyan, o nedenle de bu bilgilerini de şimdi yani yeteri kadarını paylaşan birisi evet. olarak yani onun hayata düşmesine ben şaşırdım. Sonuçta Türkiye'deki yargı düzeni böyle bir şey. Yargı sonuçta güçten yanadır. Hiçbir zaman Türkiye'de bağımsız ve tarafsız olmamıştır. Hiçbir evet. zaman. Evet, çok doğru. Halktan yana olmamıştır. Evet. Siyasi davalarda özellikle. Evet, halktan yana olmamıştır. Yurttaştan yana olmamıştır. İslamlar hariçtir. Evet. Ama evet. bakış açısı böyledir yani evet. sistemin. Şimdi ise tamamen yani siyasal iktidara bağımlı hale gelmiştir. Bugün açısından yani karşılaştırırsan bugün 13 Eylül işte 12 Eylül darbesinin yaklaşık 41 yıl sonrasını 41. yaşıyoruz. Ben o dönemi de hatırlayan ve o yargılama içerisinde bulunmuş birisi olarak söylüyorum. O dönemdeki yargı bile bu kadar değildi. Yani daha adil. Kesinlikle. Bak daha adil diyorum. Evet. Adil demiyorum. Evet. Yani şimdikinden daha adil ve daha ulaşılabilirdi.
Dün karşılaştığım bir arkadaşım tesadüfen yani işte bana şunu söyledi ki yani dedi ki ya bizim avukatlarımız mahkemede, sıkıntı mahkemesinde kesinlikle hakime bağırabiliyorlardı ya. Bizim iddianamemiz geldi dedi ki 1000 sayfa bizimle ilgili iddialar okuduğumuz zaman bizimle ilgili iddia nedir diye anlayabiliyorduk. Bak 1000 sayfalık yani 1000 kişilik iddianamede bile böyle değil. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bir kişi için 1000 sayfalık iddianame yazıyorlar. Nereye suçladıkları belli değil. Bir kişi için. Dolayısıyla adil olmayan bir düzen var. Adil olmayan bir yargılama var. Ve bu yargı düzeni içerisinde de tabii ki bakın ya ne diyor yani şimdi bir eski bakan 17-25'te yolsuzlukla suçlanmış. Yüce Divan'a gitme için parlamentoda oylaması yapılmış. Kritik bir oylamayla Yüce Divan'a gitmiş bakan diyor ki ya ben bu durumdan rahatsızım diyor. 8 yıldır diyor ki ben boğazım düğümleniyor. Ben diyor bir şey yapmadım. Çünkü yani beyanları açık. Ne diyor? Yani ben sonuçta işte Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı iken imar düzenlemelerine evet dedim. Hani o düzenlemelerin kime yaradığını, hangi rantın elde edildiğini bilsem bile ben rüşvet almadım diyor. Kendi cephesinden. Gerçi yine yasaları ihlal etmiş. Evet, ama ben para almadım diyor. Yani ben reisin talimatını yerine getirdim. Hepsinin onun bilgisi var. Hani ben yasaya uygun bir biçimde, tırnak içerisinde. Yani sonuçta bir yerleri imara açtım, bir yerleri imara kapattım falan filan diyor. Ama ben onlar gibi yani işte zarattan rüşvet almışlar hırsız gibi değilim. Hırsız torbası diyor. Evet, öyle değilim yani diyor. Yani bunu o yüzden de diyor ki ben bir savcı çıksın diyor ki beni soruştursun. Evet. Bakın bir savcı çıksın diyor. Bunu söylüyor. Ya o savcı nereden çıkacak Allah'ını seversen bu düzen içerisinde? Yok öyle bir şey. Öyle bir düzen yok. Bak daha yeni bir ay önce, 2 ay önce meclis kapatmadan şunu yaptılar. Bakın ceza muhakeme yasasını şimdi bugün ortaya çıkmış olan bakan şunu yani bakanın verdiği, Adalet Bakanı'nın verdiği yani işte şey yasa değişikliğiyle bu bakan yani işte her şey çok adil diyen falan diyen bakanın verdiği şeyle Cumhuriyet savcılarının herhangi bir biçimde yazacağı iddianamenin başsavcının onayı şartı getirildi. Yani işte bir savcı çıkmasın da bir iddianame yazmasın diye. Böyle bir şey yoktu aslında. Yani az önce 12 Eylül'den söz ettiniz. Bakın, 12 Eylül'de böyle bir şey yoktu. Yok tabii ki. Bakın askeri yani darbe, bakın evet. Herhangi bir savcı hani şimdi işte Erdoğan Bayraktar'ın beyanını esas alacak. Kendini harekete geçecek. İşte bir iddianame yazacak. Yok artık öyle bir düzen. Aslında böyle bir tahammül vardı yazılı olmayan. Evet. Cumhuriyet savcılarının yani iddianameleri başsavcıdan onaya tabiydi. Yani tahammül olarak. Onların işte olduğuna tabiydi ama bunu ne olur ne olmaz diye yasal düzenleme yeni getirdiler. Niye? Korkuyorlar. Evet. Yani işte 10 bin tane savcıdan bir tanesi çıkar da yönetemedikleri birdenbire bir şey çıkar da yazar diye. Böyle bir düzen var. Dolayısıyla yani bu düzen, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bu yargı düzeni tamamen ama kendi rantlarını ve kendi düzenini sürdürmeye yönelik. Yoksa bu düzen içerisinde gerçekten ya Selahattin Demirtaş nasıl hapiste kalır? Nasıl kalır yani? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesinin Türkiye ile ilgili verdiği mahkumiyet kararı var. Ve o mahkeme kararına rağmen hapiste henüz. Ve bakan hiçbir şey yapmadan yani otakta dolaşıyor. Veya Osman Kavala. Veya 2 gün sonra Selçuk Odaş'ın duruşması var. Veya işte birçok dostumuz var. Selçuk var, Selçuk Mızraklı var. Siyasetçiler var cezaevinde ya. Binlerce belediye başkanı var, milletvekili var, yönetici var falan. Hepsi hapisteler. Neden? Hangi delil var? Bakın ayın 15'inde Gaziantep'te HDP İl Başkanlığı ve 6 HDP'li yönetici duruşması var. Dosyalarını baştan sona okudum gerçekten. Ya hiçbir şey yok. Yani nasıl cezaevindeler? Bunun gibi binlerce örnek var. Binlerce örnek var. Sadece onlar değil. Harp okulu öğrencileri var, gazeteciler var, cezaevinde olanlar var. Böyle bir düzen. Dolayısıyla ben Sedat Peker'in hayret etmesine ayet ediyorum. Evet, üstelik Sedat Peker'in evet aslında yargılanması gereken bazı işlerden de nasıl kaçırıldığının da en... Tabii yok. Yani şunu ama bakın bir kez daha burada söyleyeyim. Yani eşi avukat benim meslektaşım. Zulmü o zaman gördüler biliyor musunuz? Yani yaşanan zulmü o zaman gördüler. Ya Sedat Peker'in işte kendisi aranabilir, başka bir şey olabilir. Kendisinin evi, kendisinin burada olmadığını herkes bildiği halde yani o bütün bu güvenlik aygıtı bildiği halde saat 5'te evi basılıyor. Evi saat 5'te.
çocuklarına falan silah doğrultuluyor. Evet. Yani bu düzeni yani kendisi bir kez daha gördüğü için yani işte bu kadar çok böyle bir zulüm de olur mu diyor yani. Sonuçta yani bu düzende bir raconu var. Yani düzenin de kendi içerisinde bir raconu var. Bu AK Parti iktidarı yani ben hukuku bir tarafa bırakıyorum. Racon macon bırakmadım. Yok yani düzenli racon da racon da gitti yani. Evet, yani tümüyle aslında sevgili arkadaşlar izninizle Sezgin Bey'in bu çok hoş ifadesiyle bitirmek istiyorum. Yani hukuk düzeninde racon olmaz, hukuk düzeninde hukuk olur ama yani bu düzen raconu bile ortadan kaldırdı. Yani bir racon bile bırakmadı. Gerçekten bir de işte başta Aysel Tuğluk olmak üzere ben 12 Eylül'de bile evet aslında pek çok yani içeride yatamayacak pozisyonda olan bini aşkın insanın ki 12 Eylül döneminde bırakılırlardı bunlar. Şimdi bırakılmadığı bir atmosfer var. Gerçekten hani bırakalım hukuku, bırakalım yasayı, raconun bile kalmadığı bir atmosfer. Fikri Sağlar son bir cümle etmek ister misiniz? Son bir cümle lütfen ama. Ben tabii bağlantı kesildi böyle konuşmalar evet, biraz sıkıntı oluyor. Sevgili Sezgin'in ve Ahmet Faruk Bey'in konuşmalarını dinleyemedim ama son racon meselesine gelince ben de bir anımı aktarmak istiyorum. 1987 yılında sıkı yönetimde Ahmet Türk meşhur Diyarbakır cezaevinde gözaltındaydı. Biz SHP'den Mardin milletvekili adayı olarak kendisini seçim kuruluna bildirdik. Seçim kurulu da adaylığını onayladı. Onayladığı akşam saat 5'ten sonra dönemin sıkı yönetim komutanı ve Diyarbakır cezaevi Ahmet Türk'ün milletvekili adayı olduğu için bıraktı. Gözaltını kaldırdı ve onunla beraber gittik seçim çalışmasını Mardin'de yaptık. Şimdi aradan yıllar geçti. 2011 galiba değil mi? 8 tane milletvekili seçildikten 3 sene sonra mı 2 sene sonra mı zorla geri döndü. Yani racon öyle bir racon döndü ki ben bugünkü yazımda ona göre yazmıştım. Yani 12 Eylül'ü aratan bir dönem yaşıyor. Aslında 12 Eylül devam ediyor. 12 Eylül faşist darbesi aradan 41 yıl geçmesine rağmen özellikle 16 Nisan 2017 Agit'in de hileli olduğunu söylediği referandum sonrasındaki değişen anayasayla yeni bir Türkiye diye adlandırılan ucube rejim içerisinde 12 Eylül anlayışı yeniden Türkiye'ye geldi, oturdu. Evet. Ve biz 2017'den bugüne kadar da 4 yıl Ahmet Faruk Bey'in altını çize çize söylediği bir darbe anlayışında olan iktidarla yönetiliyoruz. Ahmet Faruk son yani, cümlen var mı? Onun için Burajon'da yani Sedat Peker de anlamıyor ne oluyoruz diye o da yani şaşırıyor. O bile şaşkınlık içinde yani durumumuz bu. Şaşkınlık içerisinde bu kadar şey söylüyoruz hala yetmedi mi diyor. Gerçekten. Daha da söyleyeceğiz hala yetmeyecek mi diyor. Yani aslında tabii suçun bir büyük kısmı da bizde kardeşim demek evet, lazım. Evet. Ahmet Faruk. Çok kısa söylemek istiyorum. Tabii Sedat Peker'in o tweet dizisinde işte bilmem Zaman Gazetesi'nin patronunu efendim yanında tutup Rixos otellerini verip Zaman Gazetesi abonesi olanların işte içeri atıldığı işte hukukun çifte standartla siyasetin doğrudan müdahalesi altında olduğu, işgali altında olduğuna dair birçok örnek var. Doğrusu niye Türkiye bu duruma düştü? Ben tabii 17-25 Aralık'ta AKP hükümetinin sırtında çuvalla yakalandığını ve o suçları bir şekilde mahkemelerde aklayamadıkları için meclis zemininde o delilleri yok etmek suretiyle onları mahkeme konusu belgeler olmaktan çıkartmak suretiyle kendini akladığını zannettiğini ama aklamadığının her zaman her vesileyle toplum vicdanında ve o dönemin aktörleri tarafından da ifade edildiğini görüyoruz. İşte Erdoğan Bayraktar'ın
o itirafı da aslında 17-25'in aklanmadığını söylüyor. Yani o tapelerdeki ses kayıtlarının doğru olduğunu, orada geçen bütün meselelerin montaj falan olmayıp doğru bir hakikat olduğunu söylüyordu. Şimdi tabii 17-25'i mecliste aklayan, onları o belgeleri mahkeme belgesine dönüştürmeyen AKP, 15 Temmuz'un getirmiş olduğu imkanla bunu çok pervasız bir şekilde yaparak, evet, bir de anayasal bir şekle de dönüştürerek 16 Nisan referandumuyla bütün bu suçlardan ve cürümlerden kurtulacağını zannediyor. Ama gerçekten o mesele hep AKP'nin peşinden gelecek. Bir gün yargı iktidarın tasallutundan kurtulduğu zaman inanın bu meseleler gündeme gelir. Bunlar mahkemelerin konusu haline gelir. Ve Türkiye'de 17-25 ile hesaplaştıkça normalleşir diye düşünüyorum. Teşekkür Erman ediyorum. Çok miyim? Geçirdi. Ben 3-4... Bir cümle ekleyeceğim. Erdoğan Bayraktar'ın en son çıkışı AKP'nin hırsızlık, yolsuzluk, yağmacılık üzerine oturduğunun somut, ama altını çizerek söylüyorum, somut görüntüsüdür. Bence Sedat Peker'in bu kadar söylemesinden daha da etkili olması gerekirken kesin. Ona bile bir şey yapmadınız diyerek, evet, Sedat Peker şaşırıyor galiba bu işe. Evet. Yani içlerinden olan birisinin istifa ederken dahi ben değil Recep Tayyip Erdoğan istifa etmesi gerekir diyen birisi, hala da bunu tekrar eden birisinin sözleri Türkiye için tarihe geçen kara sözler olarak düşünülmeli. Peki, bence AKP iktidarı çökmüştür bu sözlerle. Hepinize teşekkür ediyorum. Sezgin Tanrıkulu, size özellikle teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Selam ve sevgiler bizi izleyenlere. Eyvallah. Değerli Ak Televizyonu izleyicileri, Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Ahmet Faruk Ünsal, Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erbil toplantısı sonrası süreci değerlendirdik. Bir sonraki hafta yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.